Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Geçtiğimiz günlerde örnek sorularla ilgili bir video paylaşmıştım. Neden yayınlanmadığıyla alakalı demiştik ki LGS müfredatı belli olsun, sonrasında bu örnek sorular da yayınlanacaktır dedim. Bugün de müfredat belli olmasıyla birlikte Aralık ayı ilk örnek sorularımız yayınlandı. Sizlere bunu duyurmak için bu videoyu açtım. Aralık ayında yayınlanan İnkılap Tarihi soruların çözümlerini de en kısa sürede kanalımızda bulacaksınız. Bu videoyu da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hemen sizlere bu örnek sorulara nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Direkt tıkladığınız zaman sorulara gidebileceksiniz. Hemen bakalım arkadaşlar. Aralık ayında sözel ve sayısal olmak üzere örnek sorularımız yine yayınlandı. Duyuruya bir bakalım. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri yayınlanan örnek soru paketleri yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. Bu yılki ilk soru paketi Aralık ayı itibariyle 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu diyor. Hemen bakalım. 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil İngilizce dersleri ile ilgili toplam 450 örnek soru yayınlanmıştı. Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim öğretim yılı Aralık ayı örnek sorularında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinden 10'ar, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil yani İngilizce derslerinden 5'er sorular yayınlandı diyor. Örnek sorular 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayınlanmaya devam edecek diye duyuru yapılmış. Bakın buradan da soru kitapçıklarına ulaşabileceksiniz. Zaten tekrar hatırlatıyorum. Sizler için açıklama kısmına linkleri koyacağım. Oradan direkt sizler de bu sorulara ulaşabilirsiniz. İsterseniz hemen şöyle sözler bölümü açıp bir bakalım sorular nasıl olmuş. Uzun sorular var mı? Yeni nesil sorular var mı? Bunlara isterseniz bir bakalım. Soru kapsamları burada belirtilmiş. Türkçeden 10 soru, İnkılap Tarihi'nden 5 soru, Din Kültürü'nden 5, İngilizce'den 5 soru olmak üzere. Bakın yine görselli sorular, uzun sorular, paragraf soruları. Ve bizleri bekliyor. İnkılap tarihinde yine öncülü sorular çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili soruların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Din kültüründen sorularımız var. İngilizceden sorularımız var. Yani güzel bir örnek soru kitapçığı yayınlamış arkadaşlar. Sizlere de linkleri bırakıyorum. Oradan bu sorulara sizler de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. En kısa sürede İnkılap Tarihi sorularının 5 tane sorunun çözümünü kanalımızda bulabileceksiniz. Bu videolarımızı da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.